kimin gerçek dostunuz olduğunu hiç merak ettiniz mi? 2007 yılında Bosna Hersek'te yaşayan Amir Vehobic bunu merak etti ve epey vakit ve çaba harcayarak bu sorunun yanıtını bulmaya çalıştı. Rüşvetle resmi ölüm belgesi ayarladı ve boş tabutta cenaze töreni hazırlamayı kabul eden bir cenaze organizasyon şirketiyle anlaşmayı başardı. Amir, sözden ağaçının toprağa verildiği gün mezarını çok iyi açıdan gören bir yere saklandı. Amacı, cenazeye davet edilen 46 kişinin kendisinin sonsuzluğa uğurlandığı sırada nasıl davrandığını görmekti. Merakla neler olacağını beklerken, içi boş tabutu taşıyan tabut taşıyıcıları uzakta göründü. Katılanların tabutu taşıyanları geriden izlemeleri gerekiyordu. Ama nedense cenaze alayı ziyadesiyle tenhaydı. Görünen o ki, Amir'in cenazesine sadece tek bir kişi katılmıştı. O kişi de annesiydi. Çok değil, 45 dakika sonra tüm konuklar Amir Vuhovic imzalı bir mektup aldılar. Mektuplarsa şunlar yazıyordu. Tüm sevgili dostlarıma, bazılarınızı ilkokul günlerinden beri tanıyorum. Bazılarınıza da son birkaç yılda yakınlık kurdum. Cenazeme dek hepinizi yakın arkadaşım olarak nitelendiriyordum. Bu yüzden bir tanenizin bile beni son yolculuğuma uğurlamaya gelmediğinizi gördüğümde hayret ettim. Üzüldüm, hatta sinirlendim. En azından bazılarınız gelseydi ve gelemeyenler adına üzüntülerini ve çiçeklerini sunsalardı. Elveda demeye bir kişi daha gelemez miydi yahu? Oysa ben dostluğumuz için yaşamıştım. Benim için hayatın kendisiydi dostluk. O hep bahsettiğiniz ebedi dostluğun erdemlerinden ne ara vazgeçtiniz? Demek ki anlayışlarımız çok farklı. Sahte ölüm evrakı alabilmek için epey para harcadım. Boş bir tabutu taşımaları için cenaze görevlilerine epey rüşvet ödedim. Bu cenaze töreninin yıllardır birbirimize yapıp durduğumuz türden sağlam bir şaka olacağını düşünüyordum. Öyle olmadı. Artık sadece son bir mesajım var. Sizler için cenazem sahnelenmiş bir oyun olsa da siz onu hakikat sayabilirsiniz. Çünkü hiçbirinizi tekrar görmeyeceğim.